Hepiniz hoş geldiniz. Oturumumuz başlıyor. Oturum başkanımız Profesör Doktor Ali Temiz ve oturum konuşmacılarımız Profesör Doktor Mustafa Fehmi Türker, araştırma görevlisi Elif Sarıtaş ve Erhan Kılıç. Tekrardan hoş geldiniz. Hocam ben ismini sözü size bırakıyorum. Teşekkür ediyorum. Saygıdeğer katılımcılarımız, değerli meslektaşlarımız. Bugün burada Türk Tarih Kurumu ve Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında Tarım ve Ormancılık Tarihi adlı sempozyumumuzun şu anda ana oturumlarına başlamış bulunuyoruz. Ben hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. Bugünkü oturumumuzda normalde 4 sunumumuz olacaktı. Fakat Üstüner Birben hocamız Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde sağlık problemleri, çocuğu ameliyat olduğu için katılamayacağını bildirdi bize. O nedenle kendisi özür diledi katılamayacağı için. Şu anda dolayısıyla bu oturumumuzda saat 3'e kadar 3 tane sunum dinleyeceğiz. İlk sunumumuzu Mustafa Fehmi Türker hocamız yapacak. Kendisi halen Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümünde öğretim üyemiz. Diğer sunumumuzu gene Orman Mühendisliği Bölümünde araştırma görevlisi olan arkadaşımız Elif Sarıtaş yürütecek. Kendisine tekrar hoş geldiniz diyorum. Son sunumumuzda Erhan Kılıç hocamız yapacak. Kendisi İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nde şube müdürü, aynı zamanda Bursa Teknik Üniversitesi'nde de doktora eğitimine devam ediyor. Her bir sunumumuz için 20'şer dakika olacak. Dolayısıyla eğer arkadaşlarımız da uygun görürlerse 15 dakika yapalım. 5 dakika soru cevap kısmı olursa, onlar soru varsa onları alırız. Bu şekilde 3'e kadar, 3 çeyreğe kadar burada sunumumuzu yapacağız. Ben ilk sunumlarını yapmak üzere Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümünde öğretim üyemiz olan, aynı zamanda bizim hocamızdır, Mustafa Fehmi Türker hocamı ben kürsüye davet ediyorum. Buyurun sayın hocam. Şimdi çok açık yapacak artık. Orada mikrofon yok diye yükselttim. Çok kıymetli oturum başkanımız, kıymetli dekanımız ve hanımefendi ve beyefendi dinleyicilerimiz, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 100. yıl anısına böyle bir bilimsel etkinliğin tertiplenmiş olmasından büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Her şeye rağmen 2023 kapanmış değil. Ormancılıkla ilgili diğer kurum ve kuruluşların ve sertifikaların Cumhuriyet'in 100. yılına dair etkinlikleri kapsamında yapacakları faaliyetleri de beklediğimizde ifade ediyorum. Ormancılık sektörünün çok temel sorunlarından bir tanesi aslında orman köyü ve o köylerde yaşayan orman köylerinin kalkındırılması sorunudur. Bu sorun tarihi bir arka plana sahip bir sorun. Biz bu bildirimizde, bu çalışmamızda peşinen söyleyelim. Trabzonlar en sonuncusunu en baştan söylemeyi çok severler. Ne yazık ki bu noktada başarılı olamadık. Başarılı olmamızı gerektiren mazeretlerimiz de var. İşte bizim bildirimimiz bu kapsam içerisinde değerlendirilmeye konu edilecektir. Sunum akışını hemen ben geçmek istiyorum çünkü zaman kaybetmek için. Türkiye ormancılığı hakikaten çok zor bir ormancılık. Zira bir kere bizim denizden olan yüksekliğimiz 330 metre. Doğu Anadolu'da bu rakam 1630 metreye yükseliyor. Oysa kıta Avrupa'sında denizden ortalama yükseklik 330 metre. Böyle çok yüksek rakımlarda ormancılık yapmak fevkalade zor. Ormancılar bu işi çok iyi bilirler. İşte böyle yüksek rakımlı yerlerde ormancılık yapmamız gerektiren
tarihi arka planda bir dizi gelişmeler oldu. Onlardan bir tanesi Osmanlı döneminde merkezi idarenin zaman zaman sarsıntıya uğramasına bağlı olarak gelişen Celali isyanlarıyla geniş halk kitleleri ormanlar içerisine göç ettiler. Özellikle deniz kenarında yaşayan insanlarımız Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada. Buna bağlı olarak sıtma hastalığından da korunmak amacıyla yine dağlara göç ettiler. Bir de tabii bizim bu topraklarda bin yıldan beri süredilen bir yörük geleneğinden kaynaklanan bir göçerliğimiz var. Köylerde, yaylalarda, onların arasında mezaralarda hayvanlarımızla beraber bir hayat sürüyoruz ve bu hayata bağlı olarak yine ormanlarda iç içe bir süreç ve yaşantı bizi ne yazık ki dağlık bölgelerde zor coğrafyalarda ormancılığı yapma zorunluluğunu ve buna bağlı olarak da bu kesimde ormanlarla adeta iç içe ve tırnak misali yaşayan orman köleleriyle beraber ormancılık yapma durumumuzu ortaya çıkarmış bulunuyor. Gelinen noktada belki kırdan kente göç ya da şehirleşme ile beraber orman köylerinde nüfusun azalması gibi bir intiba doğrudur ama yapılan en son çalışmada hala 20 bin aşkın bir orman köyü ve buralarda yaşayan 7 milyonu yine aşan bir orman köyüsü nüfusunun olduğunu da biliyoruz. Şimdi böyle bir ortamda, böyle bir iklimde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kanaatinin bir en güçlü kurumlarından birisi olan Orman Genel Müdürlüğü 1839 yılında kurulmuş ve günümüze kadar hiç kapanmadan bugüne kadar gelmiştir. Orman Genel Müdürlüğü zaman zaman onun içinden kopan Orkop Genel Müdürlüğü yine Orkop'un Orman Genel Müdürlüğü'ne geri dönmesiyle beraber ortaya çıkan bir yapı var. İşte böyle bir yapıda orman kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve onlardan faydalanması noktasında büyük ölçüde orman köyleri, ormancılık teşkilatının özne bir paylaşım ya da öncelikli bir ilgi ve çıkar ödülü olarak ortaya çıkıyor. Osmanlı Türkiye'sinden beri aslında bakarsın orman köylerinin kalkındırılması zorunluluğu söz konusu ve buna bağlı olarak Cibali Mübaha bu serbest dağların da nüfusunun cüzü olan orman kaynaklarından serbest yararlanma söz konusu oldu. 1937 yılında ilk defa bilimsel ve teknik anlamda bir ormancılığa ve bu kapsamda 3.16 sayılı orman kanunu ile birlikte bir geçiş ve buna bağlı olarak da yine orman köylerinin yapacak ve yıkacak olduğu yaralanmalarının güvencesi yine söz konusu oldu. Gelinen noktada yine orman köylerinin çoğusu bile oldu. Orman köyü kalkınma kooperatifleri de desteklenmesi yine tarihi arka planda yer aldı. Ve 70'li yıllarda özellikle Orköy Genel Müdürlüğü'nün kurulmasına bağlı olarak da Orman Köy İşleri Genel Müdürlüğü büyük ölçüde kırsal kalkınmada diğer tüm bakanlıklara dikkate alındığında Cumhuriyet Kurumu olarak kırsal kalkınmada öne çıkan en etkili bir kuruluş olarak kendisini gösterdi. Şimdi böyle bir tarih arka plandan sonra gelelim bir başka boyuta. O da orman köyü ve kalkındırma, orman köylülerinin ve köylülerin kalkındırması noktasında bir takım yaklaşımlar, kalkındırma yaklaşımları söz konusu. Bunları biz orman yasalarında siyasi partilerin tüzüklerinde görüyoruz. Ve kalkınma planlarında da bunlara ilişkin bir takım umdeleri de rastlıyoruz. Özellikle orman köylerinin yerinde kalkındırılması birinci yaklaşım olarak öne çıkıyor. 6.031 sayılı orman kanunu 13. maddesi bu noktada bulunuyor. Özellikle orman köylerinin nakli peşi sıra bir başka ikinci kalkındırma yaklaşımı olarak devreye giriyor. Ama ne yazık ki şöyle bir tespit de burada yerinde belirtmekte fayda var. Kırsal kalkınma adı Devlet Planlama Teşkilatı'nın raporundan plandan almış olduğumuz tespit şöyle aynen. 13 bölge kapsamında 3.192 tane orman köyünün yerinde kalkındırılamayacağı ve buna bağlı olarak da nakillerinin gerekliliği söz konusu. Böyle bir tespit var, böyle bir saptama var. Ama peşi sıra sadece Afyon, Bolvadin, Gökçeada, Bursa, Gemlik, Fevziye, Ankara, Nallıhan, Emincik, Isparta, Eğirdir, Başören ve benim de ilçemdir, Trabzon, Çaykara.
ilçesinin Şahinkaya köyü. Şahinkaya köyü de vaktiyle orman genel müdür vekili de yapmış, orman bakanlığı müsteşarlık yapmış olan Cemal Akın büyüğümüzün, kendisini burada rahmetle anıyorum, onun köyüdür. Sadece bu 5 tane köyün ancak nakli söz konusu olabilmiştir. Ama özellikle baktığımızda Şahinkaya köyü, evet, Hatay Kırıkhan'a büyük ölçüde göçmüşlerdir. Bir kısmı Çanakkale, Lurçağ'da göçmüştür. Hatta bir miktarı da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yine taraftan göçmüştür ama yine her yaz kendileri yine Çaykara'ya, Şahinkaya'ya geliyorlar ve orada ormanla bir ölçüde de az yoğunlukta olsa bir ölçüde etkileşimde bulunuyorlar. Orman kaynağını bir şekilde yakacak olan amaçlı da olsa tüketime konu ediyorlar. Yani 5 tane köy %15'lik bir başarı var. Onda da ne ölçüde netice ulaşılmıştır. Bu da bir tartışma konusudur denilebilir. Öte yandan yine Cumhuriyet döneminde orman köylerinin kalkındırılmaları için merkezi köyler yaklaşımı 3-5 yıl kalkınma planıyla devreye giriyor. İşte köylerin ortasında bir köy, yani küçük maliyette kamu hizmetlerinin sağlanması ve pazarlar da bütünleşik bir şekilde yine ürün çeşitliliğiyle birlikte ulaşılması noktasında amaçlar var. Böyle bir amaç büyük ölçüde kırsal kesimi ve orman köylerine yönelecek ya da hasredilecek kamu hizmetlerinin de daha düşük maliyetli olması noktasında yine öne çıkan bir köy yaklaşımıdır, merkezi köyler. Köy kent yaklaşımı tabi rahmetli Bülent Ecevit'in gündeme getirdiği, son dönem başbakanlığında da ordu mesuliyeti canlandırmak istediği bir yaklaşım. Bu yaklaşımda aslında bakarsanız merkezi köy yaklaşımının bir benzeri, yalnız sosyoekonomik değişkenlerin, sosyoekonomik göstergelerin daha çok öne çıktığı bir kalkınma yaklaşımı olarak ortaya çıkıyor. En son yaklaşımda tarım kent yaklaşımı, yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin yine seçim beyannamelerinde yer alan bir kırsal kesim köy kalkınması yaklaşımı olarak siyasi partilerin seçim beyannamelerinde yer almıştır. Şimdi böyle bir sorun ve bu sorunun çözümü noktasında yasalarda, planlarda ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ana akım siyasi partilerinde ve onların tüzüklerinde yer alan bu kalkınma yaklaşımlarının yanında bir de üst düzey stratejik planlarda konuyu ele alacak olursak o zaman da şu tespitleri görürüz. Türkiye Ulusal Ormancılık Programı var, TUAP olarak planlandığımız. 2004 yılında İzmir'de Menemen'de kaleme alınan, bizim de rahmetli hocamız Uçkun Geray'ın bizatihi içinde bulunduğu bir ekibin ortaya koyduğu bir plan. Bu vesileyle ben Uçkun Geray hocamızı da rahmetle anmak istiyorum. O tespitte de orman köylerinin hayat şartlarının iyileştirilmesi, yoksulluğun giderilmesi noktasında bir dizi kararlar alındı. Yani işte orman köylerinin sorumluluklarının hak ve bilincinde olmalarından tutalım da siyasi iradenin bu kesimi fark etmesine varıncaya kadar bir dizi siyasetin burada yer aldığını görüyoruz. Benzer şekilde yine Türkiye Ulusal Ormancılık Planı'nda gerçekten yoksul, böyle bir ifade orada biz yer aldık, kurduk. Bu gerçekten yoksul olan orman köylerinin envanterinin çıkarılması noktasında yine o yıllarda bir tespit var. Hatta bu TUAP'ın aşağı yukarı 55. maddesinden 146. sayı maddesine kadar bu kesimde, bu bölümde 23 tane stratejik eylemi bu kapsamda yapılacağına dair tespitlerde söz konusu. Şimdi gelelim ormancılık şuralarına. Ormancılık şuraları da aslına bakarsanız orman köylerin kalkındırılması noktasında bir takım umdelere sahip. Biz tabii sürenin kısıtlı olmasından dolayı en son şuraları ve en son kalkınma planları kapsamında çalışmamızı sınırlandırdı. En son 3. Tarım ve Ormancılık Şurası yapıldı ve bu şura kapsamında ormancılıkla ilgili 4 tane komisyonun yer aldığını görüyoruz. Bunlardan bir tanesi Tarım ve Ormanlık Okul. Burada orman köylerinin kalkındırılması ile ilgili herhangi bir umde yok. İkincisi 19. komisyon olarak sürdürülebilir orman yönetimi. Burada da ne yazık ki orman köylüleriyle ilgili herhangi bir tespit ya da saptamanın da yer almadığını görüyoruz.
Halbuki sürülebilir orman yönetimi dediğimizde siz orman kaynaklarını ve orman ekosistemlerini sosyolojik yani toplumsal, biyolojik yani ekolojik ve de iktisadi yani finansal ayaklara bağlı olarak yönetmek durumundasınız. Her üç ayakta da aslına bakarsanız orman kömürleri iç içe şu ana kadar yapmış olduğumuz Suna aktarımında da bunları görüyoruz. Ama ne yazık ki burada da herhangi bir tespiti ne yazık ki göremiyoruz. Yine orman yangınlarıyla mücadele edilmiş bir yaklaşımlar 20. konusunda da. Burada da bizatihi yangının ana unsuru olan yanıcı maddeyle birlikte insan unsurunun olduğu orman kömürleriyle ilgili herhangi bir tespitin de yine ne yazık ki 2019 yılında toplanan ve sonuç bildirgesini de ortaya koyan Tarım Ormancı Şurası'nda bulunmadığını görüyoruz. Peki hangi tespitler var ve hangi komisyonda var? Evet, tespitlerimiz orman kaynaklarından yararlanma ile ilgili komisyonda. Yine orman köylerinin işte altyapı eksikliğinin giderilmesi, yaşanabilir köylerin oluşturulması gibi böyle çok yüzeysel ya da çok yani genel geçer tespitlerin yine burada yer aldığını görüyoruz. Netice itibarıyla ortaya konan 6 komisyon kararının hiçbirisinin 3. Tarım ve Ormancılık Şurası sonuç bildirgesinde yer almadığını görüyoruz. Komisyonların çalışıp da ortaya koymadığı tek bir madde var. O da orman köylerinin gelir seviyelerinin artırılması için olgun dışı orman ürünlerinin çeşitlendirilmesi ve tarımsal ormancılığın teşvik edilmesi. Bakın komisyonlar günlerce çalışıyor, ortaya karar koyuyor. O kararla ilgili şuranın kararının altlığını oluşması gerekirken o komisyonlar hiçbir kararı şura sonuç bildirgesinde yer almıyor. Orada tamamen yeni bir maddeyle beraber ilgili şura bildirgesi orman köyler açısından kapanmış oluyor. Şimdi kalkınma planlarını ele aldığımızda biz 12. 5 yıl kalkınma planının 2024 ile 2028 yıllarını kapsayacak şekilde ve orada bir madde var, aynı şey oluyor. Orman kaynaklı ürün ve hizmetler sürdürülebilir orman yönetimi ilkeleri çerçevesinde ihracat odaklı çeşitlendirilecek, sektörün ekonomi içindeki payı artırılacak bir denilmektedir. Bakıyoruz, birinci kalkınma planı, birinci 5 yıl kalkınma planı benim doğduğum yıl 1963 yılında vaaz edildi. 12.'si yani 60 yıl sonra tespit edilen saptamalarda orman köyleriyle ilgili olarak ortaya konan hususların pek de anlam bakımından, içerik bakımından, göz bakımından değişmediğini ne yazık ki görüyoruz. Yine burada da orman köy ve köylerin envanterlandırılması, işte onların örgütlenme kapasitelerinin artırılması gibi hususların burada yer aldığını görüyoruz. Oysa kalkınma planları ve ortaya koyduğu ilkeler büyük ölçüde kamu kesiminden gelecek ki Orman Genel Müdürlüğü, yerde geçmişte Orkül Genel Müdürlüğü'ne gelen proje, yatırım proje teklifleri açısından emredici bir niteliğe sahip olması bakımından aslına bakarsanız cari ya da uygulanabilir bir yönü olması gereken çok önemli planlama girişimidir. Ama bunların da zaman içerisinde çok da işe yaramadığını yazık ki görmüş oluruz. Orman Genel Müdürlüğü stratejik planı bir başka üst düzey stratejik plan olarak bunu ele alabiliriz. Burada da yine şu ana kadar anlatmış olduğum hususlara benzer işte orman köylerinin orman üzerindeki işte baskıların en az indirilmesi biçiminde tespitler var. Bu tespitlere hakikaten kulağımız çok aşina, gözlerimiz çok aşina. Ama burada farklı bir şey olarak şu ortaya konmuş. Yani Orman Genel Müdürlüğü'nün 2019-2023 yıllarını kapsayan bu stratejik planı hala geçerli. 5000 köye 5000 gelir getirici proje. Dolayısıyla böyle bir tespit var. Ama bu tespitin ne kadar yerine getirildiği o da kanaatince tartışma konusu. Yine üst düzey stratejik belgelerden bir diğer olan iklim değişikliğinde yine orman köylerinde yaşayan başarılı kadınlar olmak üzere küresel ısınma noktasında onlara eğitim verilmesinden tutun da çölleşme ve erozyonla mücadele ile ilgili olarak ortaya konan ulusal strateji ve eylem planında da yine işte orman köylerinin sosyal durumlarının kalkınılması gibi bu çalışmamda özellikle teşvik eden sorun hep yine dile getiriliyor. Burada bir başka husus var. Bunu zikretmeden geçemeyeceğiz. Çünkü Türk ormancıları hakikaten özellikle 70'li yıllarda çok büyük başarıların altına imza atmışlardır. Havza temelinde makro ağaçlandırma planlarını
hakikaten sosyoekonomik ölçütlere göre geliştirilip ortaya koymuşlardır. Türk Ormancıları İstanbul Ankara arasındaki karayolunun kırmızı ve siyahlarını geçirmişlerdir. Hakikaten çok büyük başarılar yapmışlardır. Bunların içerisinde özellikle ilçe temelli orman köylerinin kalkınma planlarını ortaya koymuşlardır. Yansıda da görüyorsunuz siyah kaplı. Burada özellikle 381 ilçenin gelir açığına göre, yani orman köylerinde kişi başına elde edilen gelir ve yapılan harcamalardan kaynaklanan gelir açığını giderecek şekilde acaba dam örgütlüğünden kilim dokunmacılığına kadar aynı yadanak bir yardımlar ne şekilde o zamanki adıyla Orpöy tarafından devlet edilebilir, yerine getirebilir biçiminde tespitlerin bu kalkınma planlarında yer aldığını görüyoruz. Ama bu kalkınma planlarının da ne ölçüde hayata geçişine dair husus tartışmalıdır ve ben kanaatimde bir araştırmaya konu edilmelidir. Şimdi geliyoruz bu bildirimimizin bir başka alt başlığı. O alt başlıkta Türk Orman Köylerinin Sosyoekonomik Etüdü adlı bir çalışma. Bu çalışma Dünya Bankası ile Orman Genel Müdürlüğü arasında ortak dayanışma ile beraber ortaya konulmuş. Bu da dediğimiz Ulusal Danışmanlık Merkezi'nin yaptığı ya da ihalesini kazandığı bir çalışma. Biz de bu çalışmada orman ekonomisi uzmanı ve araştırmacısı olarak bulunduk. 2016 yılında bu çalışma sonlandırıldı. Cumhuriyet Türkiye'sinde orman köylüleri üzerine çepeçevre kapsayıcı sosyoekonomik yönlendirilmenin elde edildiği ve buna bağlı olarak da siyasetlerin geliştirildiği bir çalışma olarak bunu çok rahat bir şekilde ifade edebiliriz. Ben bu çalışmayı da sizler için özetlemeye konu ettim. Biz bu çalışmada şunu gördük. Orman köylerinde yaşayan insanların kişi başına düşen gelirleri, ülkede kişi başına düşen gelirin ancak %23'üne karşılık geliyor. Ya da şöyle diyebiliriz. Ülke ortalama vatandaşının sahip olduğu gelirin şu an için bunu yaklaşık 10.400 dolar gibi düşünürsek ancak 4.3'ü kadar bir kısmını orman köylüleri kazanabiliyor. Bu yönüyle beraber orman köyleri ülke ortalama vatandaşından kat be kat daha fakir bir hayat içerisinde yaşıyorlar. Öte yandan orman köylerinde kişi başına düşen yıllık geliri ancak ormancı sektöründen kaynaklanan kısmı %14 olarak ortaya çıkıyor. Bu şu anlama geliyor. Orman köylerinde bile ormancı sektörü tek başına orman köylerinin gelirini sağlamada ya da onların gelir açıklarını kapatmakta yeterli olamamaktadır. Bu sağ oldukça önemli. Yani orman köylerinde bile köylerin gelirlerinin ancak elindeleri ormancı kesiminden geliyor. Bu gelen kesimin de %27'si odunculuktan, oduna dayalı orman ürünlerinden, %15'i odun işletmişsel ürünlerden, %13'ü ücret karşılığından, %1'i de değişik kaynaklardan doğmakta olduğunu ifade edebiliriz. Hala orman köylerinde oduna dayalı bir gelirin orman köyleri açısından birinci gelir kaynağı olduğunda bu vesileyle beraber ifade edebiliriz. Orman köylerinde kişi başına düşen gelirin %19'u tarımdan geliyor, %13,5-14'ü hayvancılıktan geliyor. Ama büyük ölçüde gelirin %54'ü emlak, maaş, ücret gibi kesimden geldiğini görüyoruz. Bu da büyük ölçüde orman köylerinde yaşlı insanların oturduğunu, bunlarla proje yapmanın oldukça zor olduğunu ama bu yaşlı insanların bir şekilde sosyal güvence kapsamında maaş ya da ücret aldıklarını da bu noktada görmüş oluyoruz. Yine devam edelim. Açlık ve yoksulluk sınırı önemli iktisadi değişkenler olarak hem Türkiye'de hem de orman köylerinde değerlendirilmektir. Orman köylerinde kişi başına düşen gelirlerin ve ortalama ülke vatandaşının kişi başına düşen gelirinin açlık sınırı açısından düşündüğümüzde orman köylerinde açlık sınırı bakımından 343 liranın hemen hemen iki katı kadar yukarıda. Yani açlık sınırının üzerinde bir hayat sürdüğünü rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama açlık sınırı büyük ölçüde gıda ve beslenme ile ilgili yeterli edinimi beraberinde barındırıyor. Burada daha da önemli olan yoksulluk sınırıdır. Artık burada beslenmenin yanında sosyo-kültürel, eğitim, teknolojik ve benzeri giderlerin de içinde yer aldığı bu değişkene göre ne yazık ki orman köyleri
yoksulluk alt sınırının da altında, yani aşağı yukarı hemen hemen yarı kat altında bir gelirle beraber hayatlarını idame ettirmek zorunda kalırlar. Göç konusuna geldiğimizde de çok ilginç bir netice var. Ülkede ortalama yıllık göç oranı %5 iken orman köylerinde bunun %18'e vardığını görüyoruz. Benzer bir durumu işsizlikte de özellikle mevsimsel işsizlik tarıma bağlı. Bir de açık işsizlik düşünüldüğünde yine ülke ortalama işsizlik oranından çok yüksek olduğunu görüyoruz. Evet. O zaman şöyle hemen nedir bu darboğazlar? O darboğaz. Şimdi biraz da şöyle kıymetli hocam. Üstüne bir gelmeci için onun süresini kullanabiliriz. Bir de ilk konuşmacı olmanın da zorlukları var yani. Yoksa siz Fenerbahçe'li misiniz böyle yani Trabzonspor'da böyle bir çıkışta buluyorsunuz. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi kıymetli katılımcılar, temel soru şu. Orman köylerinin kalkındırılmasında Orman Genel Müdürlüğü'nün ya da ayrı olarak vaktiyle ORKÖ'nün bütçe imkanının oldukça yetersiz olmasını ikili peşinden söyleyelim. Orman Genel Müdürlüğü'nün birleşmiş kamu bütçesinde aldığı payın binde ikiler, üçlerde uzun yıllar yer aldığını biliyoruz. Son yapılan hesaplamada bunun %1'e kadar çıktığını görüyoruz. Şimdi siz bu %1 ile beraber neler yapabilirsiniz ki orman köylerinde kadimden gelen bu sorunlarını bertaraf edebilirsiniz? Şimdi o binde birlik bir rakamla siz geliyorsunuz, ORKÖ'nün içinde bulunduğu 22 tane daire başkanlığı içerisindeki bu bütçe ödeneklerini ölçek ekonomisi içerisinde dağıtıyorsunuz. Oldukça zor. Bir başka sorun şu, bu finansman sorununa bağlı olarak. Aslına bakarsanız çıkan bir kanunda her yıl Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütçesinin binde biri orman köylerinin kalkındırılması için hasredilir, aktarılır biçimde bir tespit var. Ama bu tespit kanun olduğu yerde dururken hiçbir yıl, hiçbir zaman böyle bir kaynak orman köylerinin kalkındırılması için ne yazık ki yerine getirilmedi. Böylece Orman Genel Müdürlüğü büyük ölçüde zayıf düşen, yani Orman Genel Müdürlüğü zaten dönerleme bütçesiyle beraber kamu hizmeti ağırlıklı işleri de orman yangınlarıyla mücadele olmak üzere yaparken bir başka kamu hizmeti ağırlıklı olan orman köyleri nasıl kalkındıracak? Öte yandan özel bütçe, evet, kamu hizmetleri ağırlıklı ya da odaklı bir bütçe kullanımı, ama o da zaten Orman Genel Müdürlüğü'nün dönerleme bütçesinden elde ettiği paylar ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin merkezi bütçesinden aldığı paylarla beraber ayakta durabilen bir bütçe. Nasıl olacak da özel bütçeyle beraber orman köylerinin kalkındırılması gerçekleşecek? Gerçekten oldukça zorlu bir süreç bu. Bu başarısızlıkta bana göre bir başka hususta 40 yıllık birikime sahip olan ORKÖ Genel Müdürlüğü'nün hafızasıyla birlikte ya da uzmanlığıyla birlikte kapatılması ve buna bağlı olarak da burada bir takım boşlukların ortaya çıkmasını ifade edebiliriz. Tabii kalkınma planlarımız var, şuralarımız var. Hakikaten birçok isimli insanlar bir araya gelip kararlar alıyoruz. Ben birinci ormancı şurasından 12. sırada bütün ormancı şuralarında bulundum. Yani birinci ormancı şurası 1993 yılında Ankara'da öğretmenliğinde yer almıştı. Orada da bulmuştum. Onun etkinliğini ben ölçtüm 2005'e kadar. Binde beşlik bir etkinlik. Yani alınan 1000 karardan ancak 5'i karar hayata geçmişti. Birinci Çevre Ormancılık Şurası'nda alınan, 2005'te alınan kararların da 2013'teki birinci Orman Suçları Şurası'na kadar geçen 17 yıl sürede %1'i ancak hayata geçti. Demek ki kalkınma planları eden şuralarla alınan kararlar da çok işlevsel olmuyor ve hayata geçmiyor. Bunun çok çeşitli nedenleri var ama onlardan bir tanesi mesela Orman Bankası kurulacak ya da orman isimleri kurulacak için de bazen çok da mantıklı olmayan kararların alınması ve buna bağlı olarak da şura ve kalkınma planının etkinliğe düşmesini ifade edebiliriz. Evet, sonuçta tartışma kısmına geldiğimizde böyle bir yani manzarayla beraber karşı karşıya kalıyoruz ve çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz ki yani Orman Genel Müdürlüğü kadim bir teşkilat, 1930'dan beri ayakta kalan, hiç kapatılmayan bir teşkilat. Ama tek başına orman köylerinin kalkındırılması için yeterli fiziki ve özellikle mali imkanlara sahip değildir. Bu milli bir siyaset olarak kabul edilmeli. Orman köylerinin kalkındırılması hayata geçirilmektir. Ama bu da bir bileşik katlar usulüdür. Ülke ortalama vatandaşını siz kalkındıramadığınız ölçüde
daha da kırsalda yer alan orman kütleleri hiç kalkındırmasını, dolayısıyla küçük bir yaklaşımla beraber bu işe bakmamız lazım. Ve eğer bu sorunu çözebilirsek, ondan sonraki ancak orman ekosistemlerini orman genel müdürlüğü marifetiyle yönetim işi diyebiliriz. Doğa koruma milli parkları marifetiyle yönetebiliriz. Köyleşme ve erozyonla mücadele genel müdürlüğü marifetiyle yönetip yönetebiliriz. Ve böylece yasalar ve üst düzey stratejik belgede kullanılan amaçlara ancak o şekilde ulaşabiliriz. Soy ölçüt ve göstergelerine göre orman kaynaklarını ancak yönetip işletme imkanına sahip olabiliriz. Ve böylece ülke bir orman kaynaklarını ülke düzeyinde sonra işte yakın doğu, Balkanlar, işte Orta Doğu ve Kafkasya bölgeleri ve özellikle yer küre ölçeğinde küçülen bu dünyada yer küre ölçeğinde sürdürülebilir bir kalkınma hizmet edecek şekilde ancak yönetip işletebiliriz. Ben hesabınız için çok teşekkür ediyorum. Soruları bakıyorum. Şimdi bir soru olur ve sonra topluca bir soru olur. Onlara da hazırım. Şöyle teşekkür ediyoruz her zaman öncelikle sunumunuz için. Şimdi zamanda epey bir açmış olduk aslında. Bir tane soru varsa alabiliriz çünkü öyle bu konu sıcakken istersen bir tane buyurun hocam, ben şeye soralım. Buyurun. Kendinizi de kısaca bir tanıtırsanız. Teşekkür ediyorum. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Ormancılık Politikası ve Yönetim Anabilim Dalı'ndan Seçil Yıldıklı Erol. Çok değerli hocam. Sunumunuz için teşekkür ediyorum. Bir şey merak ettim. Biz daha önce benzer bir çalışmayı Hasan Tezcan Yıldırım'la, meslektaşımla beraber yapmıştık. Burada biz yaklaşımları bir içerik olarak değerlendirdik. Ve şöyle bir tespit yaptık. Bu konudaki görüşünüzü merak ettim. İçerik analizi yaptınız değil mi? Evet. Şöyle bir tespite ulaştık. Orman köylerinin kalkındırılması konusu hep ekonomik eksende yaklaşılan bir konu. Ve ortaya çıkan sonuçlarda yani sosyal ve çevresel ilişkiler ve etkileşimler hep göz ardı edilmiş. Bu konuda sizin tespitiniz veya yaklaşımınız nedir? Ben bunu öğrenmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Hocam, teşekkür ediyorum. Yani şöyle, netice itibariyle yani kaynakların kıt olması beraberinde hani dünyada da ormancılık teşkilatının doğması ve Türkiye'de de ormancılık teşkilatının doğması öyle gerçekleşti. Yani bir ormancılık teşkilatı örgütü ortaya çıkıyor. Ormancılık teşkilatı örgütünün yani çalışması, motorun dönmesi de büyük ölçüde bütçeyle beraber söz konusu oluyor. Yani bugün de açılış konuşmaları da söz konusu oldu. Yani silahla beraber kazandığımız bu bağımsızlığımızı ancak iktisadi bağımsızlıkla beraber kurabiliriz. İçinde bir tespit var. Kurtarıcı ve kurucu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün. Dolayısıyla yani aslında bunlar bir üçlü sac ayağı. Yani insan iki ayak üzerinde durabiliyor canlı bir ekosistemin bileşeni ama cansız olan ekosistemler ya da cansız ekosistemlerle iç içe olan ekosistemlerde ayakta durmak ancak üçlü bir sac ayağıyla söz konusu olabilir. Yani bunu biz finansal ve iktisadi ayak İşte ne kadar ağırlıktadır, toplumsal taraf ne kadar olmalıdır ya da işte ekolojik ayak hangi oranda olmalıdır biçimde. Doğrusu isterseniz böyle bir belki çalışma da yapılabilir yani uzmanlarla çalışarak böyle bir panelde. Ama en azından biz diyelim ki üç ayakta oldukça önemli ve birbirini destekler. Şunu belki diyebiliriz, toplumsal ayak ya da ekolojik ayak biraz daha sanki yani böyle kulak aşinalığımızın, göz aşinalığımızın az olmasından kaynaklanan belki biraz ihmale uğradığında belki ifade edebiliriz. Teşekkür ediyorum. Biraz soyut, zor bir soruydu. Seçilen bir soru. Son soru alalım. Ama burada meslek büyüğümüz var. Mürettin Elbir Bey de özellikle. Konu bizi çok ilgilendiriyor. Hayır. Yok, üçüncü olarak soracaksın tamam. Hayır, siz zaten soracaksın da. Mürettin Bey'i unutmayalım anlamında ben. Başkanım müdahale etsin. Efendim çok teşekkür ederim. Orman köylüsüyle iç içe olan üniversite mezunu yağmur bir insan var. Orman mühendisi. Cumhuriyetle beraber Atatürk Cumhuriyeti kurduktan sonra ziraatçısı ve denizli sahip hiçbir işe ilgili bir hizmet etmemiştir. Ama ne yazık ki yapılan orman kanunlarıyla orman mühendisinin köylüyle beraber olup onun odasında, onun yatağında yatmasına rağmen orman köylüsü kalkındırılmamıştır. Nedeni, sorumlu son sözcüğüm. Sene 47, orman köylüsünün önce
damında çilemiş saç yoktu. Hartamayı bilirmiş mi? Gençler, bunu size anlatmak istiyorum. Bunu bilmeden yorum ve çözüm yapamazsınız. Yanlış anlamayın. Ladina aşlarının gövdelerinden ince natalar çıkarak bütün özellikle Karadeniz'de hepsinin çatıları onunla yapılıyordu. Isınma, birkaç tane dakikanızı alacağım izin verin. Şömine dediğimiz duvar ocağıyla odunu ormandan getirip onu yakıyor. Yemeğini orada pişiriyor, ısınmasını orada yapıyor. Ne yaptık? Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde büyük çabalarla savaşanlardan biriyim. Meslektaşlarımızın çoğu orçuyu kurulmasına karşıydı. Ama bunu şey, kalkındırmak için ilk defa kiremitleri verip, şömineleri verip, kalınca kadar önce şöyle yardım ettik. Bu yeterli mi? Yeterli olmaz. Göç devam ediyor mu? Ediyor. Hocam, yüzde kaçı kaldı çocuk? Hangi nesil kaldı? Ormanda üretim 3116 bundan sonra ona hak veriyor ama o hakkı kullanacak. Çölü kaldı mı? Orman yangını niye devam ediyor? İddia ediyorum. Bütün ilgimi adamları, bütün Türkiye gelsin. Orman köylüsü dışlandığı için yangınlar devam ediyor. Ne helikopterle ne aracı sığdıramazsın. Helikopterler için ilk makaleyi yazan da benim. 1972 hem de Cumhuriyet Gazetesi'nde. Mesela. Ama bu yeterli değil. Ben son bu sözü söyleyeceğim. Tarım toplantısındaydı. Diyorum ki, anasından doğan çocuğun poposu toprağa değmezse ondan köylü olmaz. Nedeni şehirden köye gidiyor. Ormancı da aynı şekilde. Ormancıyla birlikte ormanda beraber çalışıp sürülerini onunla yönetmedikçe ormancılıkla kalkınma olmaz. Şunu o kadar çok konu var ki Avrupa şimdi orman menajerliğine başladı. İzliyor musun? Ben hala izliyorum. Bana yayınlar geliyor. Bilmiyorum. Kaç tane ilk var. İsterken toplantı yapın tartışalım. Yani o kadar büyük değişme var. Hani konu çok geniş. Şunu arz ediyorum. Orman köylerinin kalkınması birinci planda devletin öne almak zorundadır. Bu vatandaşlarımız, bizim vatandaşlarımız neden yoksulluğunun bir altında yaşıyor? Bu Türk değil mi? Bu köylü değil mi? Bu vatandaş değil mi? Biz savaşımızı başla vermeliyiz. Biz savaşımızı orman genel müdürlüğüyle veriyoruz. Biz çalışan mühendisle veriyoruz. Bu özel teşebbüsü buluyor. Bunu işte bu şurada bunu yayınlayabilirsek kalkınma planlarında devletin milli eğitimiyle, bütçesiyle, tali ürünlerin, biz şehirler gidiyoruz, köylünün hakkını yiyoruz, ona sadece toplama parası veriyoruz. İlim adamları size soruyorum, doğru mu bu? İstismar değil de nedir? Özür dilerim, aslında soruma verecek bir seçim cevap verirsiniz. Onun dışında başka bir toplantı yaparsanız tarihi olarak konuşmak isterim. 47'de istismar ormancılığıyla Ayacık'ta çalışma yapan da tek bir meslektaşımın çok teşekkürlerimi özür dilerim. Evet, hürmetli meslektaşımızı yaşayan kişilere de alkışlarım. Tabii en son sorumuz. Evet, evet. Sorumlu değil de bir katkı. Evet, katkı yorumlayın. Ben Mehmet Başkan. Orman Genel Müdürü'nün Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanı, Başkan Yardımcısıyım bu arada. Vermiş olduğunuz bilgiler için sizlere çok çok teşekkür ederiz. Ayrıca Or Köy'ü burada bayağı bir dillendirdiniz ve sayfa ayırmışsınız. Teşekkürler. Or Köy, bir malum sizde izah ettiğiniz bir genel müdürlüktü. 2011 yılından beri de Orman Genel Müdürü bünyesinde daire başkanlığı olarak faaliyetleri yürütüyor. Yalnız çok kısa bir bilgi verdiniz. Orman Genel Müdürlüğü'nün, hatta Türkiye'nin şu anda en kırsal kesiminde hizmet eden, onlara katkıda bulunan tek daire başkanlığıyız. Tüm resmi kurumlar, ziraat dahil, tarım kanadından destek veriyor, orman köyüsünüz, tarım alanınız yok diye katkı vermiyorlar. Hayvancılığınız yok diye katkı vermiyorlar. Biz şu anda sadece sindirilir mantolama değil, güneş enerjisinden elektrik üretip, elektrik dağıtım firmalarına orman köylerimizi elektrik satmasına kadar destek veriyoruz şu anda. Hocam. Bilmiyorum, çalışmanız ve bilgi alırken keşke bize de danışsaydınız ya da en azından bizden bilgi alsaydınız.
çok çok büyük bir katkı olmuş olurdu orman köyleri açısından. Bir soru soracağım sadece. Veriler verdiniz hocam, yıllık gelir hakkı orman köylerinin. Hangi yılın verileriydi onlar? Şöyle, bu proje 2016 yılında tamamlandı. 2016 yılının verileri. Yalnız tabii... Yanlış anlama oldu çünkü arkadaşlar. Yani, ben dahil. Şimdi şöyle, dolar temelli olduğu için bugün için kişi başına düşen gelir, güncellemiş gelirden yine oradaki oranlar 7'de 1 ya da 4.3 kat azlığı biçimde benzer şeyleri yine kıyaslamaları yapabiliriz. Tamam. Mukayese yapabiliriz. Öbür türlü başlı başına böyle bir projeyi bir daha yapmak lazım. Ama bu proje zaten Cumhuriyet Türkiye'sinde ilk defa yapıldı. Günümüz rakamları vermiş olsaydınız daha iyi anlardık onu hocam. Yanlış anlarım, kusura bakmayın. Eşler açısından söylemiyorum. Bizim anlamamız açısından. Bir, iki, bir de 13B ile ilgili bir bilgi verdiniz. 3162 köyün 5'i taşın dediniz. Bu taşıma olaylarda yine bizi yakından ilgilendiriyor hocam, kusura bakmayın. Bizim dışımızda olan etkenlerden dolayı taşınamamışlardır o köyler. Onu da belirtmek isterim burada. Onun sebeplerini de söylemiş olsaydınız daha iyi anlaşılırdı. Yani şimdi şöyle bakın, yani çok kıymetli daire başkan yardımcımız. Bakın ben orada bir örnek verdim, hatta rahmetli kesinlikle. Cemal Akın'ı da örnek verdim. Cemal Akın'ın köyü şu an tamamıyla boşaltılmış olması gerekiyordu ve oradan orman ekosistemleri böyle yürür yürür uzun göle doğru giderken böyle bizim bize göz temaşası sağlaması gerekiyordu ama olmadı. Niye? Çünkü insanlar mezarlarını bırakmadılar. Hatta Hatay Kırıkhan'a gittikten sonra ölülerini bile geldiler yine Trabzon Çaykara Şahinkaya köyünde defnettiler. İşte, bunları ama, söylemiş olsaydı arkadaşlar da yapardım. Ben zaten süremi yeterli açmıştım. Evet. Dolayısıyla teşekkür ediyorum sayın. Biz teşekkür ediyoruz. Sen bütün sağlığını alacağım. Hocam futboldan örnek ver. Bizi de vardan uyardılar. Süreyi çok açıyoruz diye. O yüzden ikinci hemen Elif Hanım'a geçeceğiz. Elif Hanım sizin sürenizden keseceğiz artık yani. Elif Hanım, Elif Hocam size odun dışı orman ürünün işletmecilik anlayışı ve üretimine dair tarihsel kesitini sunacak. Evet, buyurun Elif Hanım. Evet, 15 dakika daha sonra hazırlıyorsunuz. Tamam, görebilirsiniz. İşler için zor bir şey. Sayın Başkan, sayın değerli kurucular, bugün sizlerin başlamadan önce sizi saygıyla selamlıyorum. Bugün sizlere odun dışı orman ürünlerinin üretim ve işletmecilik anlayışıyla üretimine dair tarihi statü bilgi çalışacağım. Programında söylediği gibi özellikle ilerlemeye çalışacağım. Bildiğiniz üzere orman ekosistemleri ve ekonomik, ekolojik ve sosyal boyutla pek çok ürün ve hizmet sunmaktadır. Orman sektöründe mevcut dinamik olması için odunan maddesi yanında dışı orman ürünlerine de gerek önemli göstergesi gereklidir. Son yıllarda dünyada ve ülkemizde çağdaş ormancılık anlayışı kapsamında dışı orman ürünleri olan ilgi gün geçtikçe daha da artmaktadır. Dolayısıyla bu durum ormanların orman kaynaklarının çok amaçlı yararlanılmasını ve kaynak yönetiminin planlanması ve yönetilmesini zorunlu kılmaktadır. Odun dışı orman ürünlerine ilişkin tanıma bakıldığında orman içi ve açıklıklarda yetişen odun ürünü hariç tüm bitkisel ve hayvansal ürünlerin yanında orman kaynağında rekreasyon, hayvan otlatma, okşan oluşturma gibi kaynaklarında yer aldığı görülmektedir. Odun dışı orman ürünleri dediğimizde bütün bu ürün ve hizmetleri kapsamasına rağmen ülkemizde daha çok odun dışı kısa ürünler anlaşılmaktadır. Yapılan bu çalışma ile geçmişten günümüze kalkınma planları ve uzaylısı satmak son raporlarında odun dışı orman ürünlerine ilişkin belirlenen ve politikalara ve stratejiler döneme itibariyle incelenmiş odun dışı bitkisel ürünlerin işletmecilik anlayışındaki üretim miktarlarındaki değişimler de yıllar itibariyle değerlendirilmiştir. Ve bu iki çalışmayla birbiriyle olan ilişkisi ortaya konulmuştur. Bu kapsamda da çalışmamızda 12 adet kalkınma planı ve bu kapsamda özellikler komisyonu raporları ve odun dışı bitkisel ürünlere ilişkin eylem planları incelenmiş
ve onun için orman bölümüne, orman genel bölümüne ne dediler? 1988 ve 2002 yılları kapsayan onun için orman bölümüne cepler birliğiyle ilişkiye getirilmiştir. Yani bir şey evet, biraz daha yakışırsınız, sağ sağ olun. Tamam. Çalışmamızın sonucunda şu anda geliyor mu sesi? Az gibi bir anda yani. Şu anda açık yeşil yanıyor. Açık. Biraz daha yeşil yanıyor. Şöyle. Geliyor mu? Çalışmamızdan elde edilen bulgulara baktığımızda iki alt başlıkta inceleyeceğiz. İlk olarak 5 yıllık kalkma planlarına ilişkin elde edilen bulgulara bakıldığında 1967 yıllarını kapsayan 1. 5 yıllık kalkma planında ormancılık politikasının amaçlarını ormanları korumak ve sürekliliğini sağlamak, bozuk ormanları imar ve ıslah etmek ve ağaçlandırma yoluyla yeni orman alanları kazandırılması olarak belirlenmiş ifade edilmiş. Ayrıca planda tarım sektörüne yönelik ayrılan 5 yıllık yatırımlar içerisinde ormancılığa ayrılan payın %8.8 oldu ve bu payın daha çok orman ürünleri üretiminin artışında kullanılacağı ifade edilmişti. Bu plan kapsamında olmuş orman ürünleri ikinci orman ürünleri olarak nitelendirilmiş olup 83 bin ton ikinci orman ürünü üretileceği ve 60 bin tonun ihracata sunulabileceği ifade edilmişti. Fakat bu türlere ilişkin herhangi bir bilginin yer verilmediği de belirtildi. 1968 ve 1972 yıllarını kapsayan ikinci 5 yıllık kalkınma planında birinci kalkınma planına ek olarak orman ve halk ilişkilerinin iyileştirilmesi, orman sınırlarının yeniden tespit edilmesi gibi farklı amaçlara da yer verildiği görülmektedir. Ayrıca planda 60 ton sığlayı, 7,5 ton reçine ve 50 milyar TL değerinde de odun dışı orman ürünün üretileceği ve bunlarla ilişkin ihracat bilgilerine yer verilmiştir. Fakat sığla ve reçinenin üretim kapasitesinin üretilenden daha fazla olduğu da ifade edilmiştir. 1973 ve 1977 yılların kapsar 3. 5 yıllık kalkınma planında ise sanayi ham madde verme işlevine ağırlık verilmesi gerektiği ifade edilmiş olup ayrıca planda 1972 yılında 42 milyon TL olan üretim miktarının plan sonunda 132 milyon TL olmasının gerektiği ve ihracat değerinde 42 milyon TL'den 70 milyon TL'nin olacağını tahminlerine yer verilmişti. Ayrıca plan döneminde üretim artışı, yurt içi talep ve ihracat artış oranlarına ilişkin bilgiler verilmişti. Fakat gerçekleşen oranlara bakıldığında ise bu hedeflenen oranların çok altında kalındığı da tespit edilmiştir. 1979 ve 1983 yıllarını kapsayan 5. kalkınma planına bakıldığında ise ormançlık sektörünün amacının sanayi sektöründe üretim yapılması ve yakacak odun kullanımının azaltılmasına yönelik olduğu belirlenmiştir. Ayrıca 1978 yılında 230 milyon TL olan üretim miktarı yine dönem sonunda 255 milyon TL olacağına dair tahminlerde bulunulmuştur. Fakat bu tahminlerin ne oranda gerçekleştiğine ilişkin veri eksikliğinden dolayı bir değerlendirme yapılamamıştır. Bu dönemde çok amaçlı planlamanın da esas ilke olduğuna vurgu yapılmıştır. 1985 ve 1989 yıllarını kapsayan 5. 5 yıllık kalkınma planına bakıldığında orman ekosistem toplumları tüm ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik işletileceği de vurgulanmış olup yıllık üretim ve satış programı kapsamında üretilen ve program dışında üretilen odun dışı orman ürünlerine ilişkin bilgiler yer verildiği görülmektedir. Bu dönemde yine odun dışı orman ürünleri ikinci ürün olarak ifade edilmekle birlikte yine ilgili dönem için hazırlanan özel ihtiyaç komisyon raporunda ilk kez ikinci ürünlerin odun dışı orman ürünü olarak ifade edildiği de görülmektedir. Ayrıca bu odun dışı orman ürünlerine ilişkin yapılan tanımda bitkisel ve hayvansal ürünler tanım içinde yer alırken hizmetlerin tanım içine değerlendirilmediği de tespit edilmişti. Ayrıca 33 farklı bitkisel odun dışı orman ürününe ilişkin bilgilere de yer verildiği görülmektedir.
Bu dönemden önceki yıllara Orman Genel Müdürlüğü'nün elde edilen üretim cetvelleri 1988 yılından itibaren tutulmaya başladığı için önceki dört döneme ilişkin üretim cetvelleriyle ilişkili bir değerlendirme yapılmamış oldum. Bu dönemden sonrası için belirlendirme ilişkin değerlendirmelere bakıldığında kalkınma planlarında 33 farklı alınmış iktisar ürünü olduğu ifade edilmiş olup üretim cetvellerine bakıldığında ise sadece defne ve sıvı ayağına ilişkin üretim miktarlarının olduğu belirlenmişti. 1990-1994 yıllarını kapsayan 6. 5 yıllık kalkınma planına bakıldığında ise bir önceki dönemde özel ihtisas komisyon raporunda 33 orman ürünü olarak ifade edilen tanımın artık kalkınma planlarında da ilk kez yer aldığı görülmektedir. Ayrıca bu plan döneminde 33 orman ürününe yönelik üretim artışı, ihracat artışı ve ithalat artışına ilişkin hedeflere yer verilmiş olup sadece ihracat artışından ulaşıldığı da belirlenmiştir. Ayrıca plan döneminde reçine, defne ve şimşek türlerine ilişkin üretim miktarlarında artış hedeflendiği belirlenmekle birlikte sıva yağı için sıva ormanların dinlendirilmesi ve korunması amacıyla üretiminde bir artışın beklenmediği ifade edilmiştir. Ayrıca bu dönemde alınmış orman ürünlerinin plan dahilinde üretilmesi ve envanter çalışmaların devreli olarak yapılması gerektiğine de değinilmiştir. Bu kapsamda üretim miktarında artış beklenen türler üretim cetvelleriyle ilişkiye getirildiğinde ilk olarak defne türüne bakıldığında size göre sağda kalan kısım bir önceki kalkınma planında ifade edilen kırmızı çizgin yani kalkınma planının başladığı dönemden önceki size göre sağ tarafında kalan dönemde ilgili dönemdeki üretim miktarlarını göstermektedir. İlgili cetvellere göre değerlendirme yapıldığında defne için sadece 1994 yılında bir önceki yıla göre üretim miktarının 116 oranında azaldı. 1990 ve 1993 yılları arasında ise belirlenen hedefe paralel olarak bir önceki yıllara göre sırasıyla %122, %26 ve %19 oranlarında artış meydana geldiği sistemizmiştir. Ayrıca bir önceki kalkınma planına göre de değerlendirmeler yapıldığında defnenin üretim miktarları ortalamasının bir önceki döneme göre %102 oranında arttığı belirlenmiştir. Reçine ve şimşek türlerine ilişkin değerlendirmelere bakıldığında yine üretim cetvellerine ilişkin üretim cetvelleri incelendiğinde bu türlere ilişkin verilerin bulunmadığı tespit edilmiştir. Fakat özel ihtisas bu ilgili dönemdeki özel ihtisas komisyon raporları incelendiğinde bu üretim miktarlarının mevcut olduğu görülmektedir. Ve bu elde edilen bilgilere göre değerlendirmeler yapılmıştır. Bu kapsamda şimşek sadece 1990 yılında üretime konu edildi. Reçine üretiminde ise 1991-92 yıllarına ilişkin verilerin bulunduğu tespit edilmişti. Bu bilgilerden de reçine üretiminde 1991 yılında bir önceki yıla göre %35 oranında azalma meydana gelirken 1992 yılında %133 oranında artış meydana geldi belirlenmişti. Sıvı yağ içinde değerlendirmelere bakıldığında 1991 yılında bir önceki yıla göre %50 oranında artış meydana geldi. Fakat kalkınma planında da bahsedildiği şekilde bir önceki dönemdeki üretim miktarı geçmeyecek şekilde gerçekleştiği görülmektedir. 1992 ve 1994 yıllarında ise %50 oranında azalış meydana geldiği görülmektedir. Bir önceki döneme göre ise yine %70 oranında azalmanın olduğu yani belirlenen hedef kapsamında üretim gerçekleştiği görülmektedir. Bununla birlikte yansıda görülen türlerde ilk defa olmuş orman ürünleri ceplerinde ve miktarlarına yer verilmiştir. 1996-2000 yılların kapsayan 7. 5 yıllık kalkınma planında hızlı bir şekilde geçeyim. Sıraya çırak, çalışan tek odunumda üretim artışı beklenmezken reçine ve defne türlerinde üretim artışının beklendiği ifade edilmiştir. Ayrıca ithal ve ihraç edilen önemli türlere ilişkin bilgilere yer verilmiştir. Yine üretim miktarında artış beklenen türler cetveller temelinde incelendiğinde defne türü için 1996-99 2000 yılları arasında
artışın meydana geldiği görülürken 97-98 yıllarında bir önceki yıla göre azalışların meydana geldiği görülmektedir. Evet, tamam, gerçekten işlerimiz kalmadı. Tamam, çok sadece sonuçları söylüyorum. Tamam. Bir önceki kalkınma planına göre de Defne'de bütün miktarda artış oldu. Aynı şekilde... Tamam, bunlar da hemen... O zaman şöyle söyleyebiliriz son dönemlerde. Tamam, şöyle şurada kısaca bir bilgi reformdan geçeyim hocam. Eylem planlarına ilişkin bakıldığında 4 eylem planı, yani keçi boynuzu, kestane, defne ve reçin eylem planları incelenmiş. Bu eylem planları oluşturulmadan önceki üretim miktarıyla eylem planları eylem planlarının hazırlandığı yıldan sonraki üretim miktarı değerlendirme 4 türünde üretim miktarlarının yaklaşık 2 kattan daha fazla arttığı tespit edilmişti. Elde ettiğimiz çalışmanın sonuçları genel itibariyle toparladığımızda ilk 4 kalkınma planında odun dışı orman ürünlerinin tarihe uygun olarak ifade edildi. 5. kalkınma planlarından sonra odun dışı orman ürünlerinin yazına kazandırıldı, görülmektedir. Bu da odun dışı orman ürünlerine ilişkin önemin arttığını göstermekle birlikte Orman Genel Müdürlüğü'nün de odun dışı bitkisel ürünlere ilişkin 1988 yılında cetveleri tutmaya başlamasını da 5. kalkınma plan bölümüne denk gelmesinden yola çıkarak bu önemin daha da arttığı söylenebilir. Ayrıca 2006 yılında ilk kez eylem planı çıkartılıyor ve 2011 yılında odun dışı orman ürünleri daire başkanının kurulmasıyla birlikte bu eylem planlarının sayısının da arttığı. Genel olarak çalışmamızda şu şekilde toplayabiliriz. Kalkınma planlarında belirlenen politik ve stratejilerden sonra ve eylem planlarının hazırlanmasından sonra bu politika ve stratejilerin üretim miktarlarına olumlu yansımalarının olduğu görülmektedir. Ve son 3 kalkınma planında da üretim miktarı odaklı değil, odun dışı ormanların sertifikalandırılması, sürdürülebilirliği gibi genel ifadelere yer verildi. Yani üretim miktarından çok niceliğine yönelildiği gibi tespitlere yer verilebilir. Evet, şu anda bir konuşmacımız, hocam size de çok özür diliyorum, 20 dakikada size vereceğiz hocam. Buyurun, Erhan Bey. Bize Anadolu'da ağaç ve ağaçlandırma ile ilgili bazı tarihi kuruluşlar adlı bildirsiniz hocam. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben kurumunda bilgi sistemleri şube müdürüyüm. Tabii etkili sunum dersleri de veriyoruz. Zaman yönetimi çok önemli hocam. Şimdi şöyle takdir ederseniz ki bir slide bir dakikada ortalama anlatılıyor. Bir insanın 50 slide varsa aşağı yukarı 50 dakika konuşacak demektir. Yani bir sonraki konuşmacı bile strese giriyor yani. Şimdi zaman sadece buradaki değil, biz yıldan sonraki yatırımcılar da şu anda dışarıda stresli bir şekilde bekliyorlar. Bugün Mustafa Yılmaz hocamla, danışman hocamla birlikte hazırladığınız Anadolu'da ağaç ve ağaçlandırma ile ilgili bazı tarihi kuruluşlar hakkında bir sunum var diyeceğim. Sunumu 6 bölümden oluşmaktadır. 15 dakikalık zamanı sadık kalacağım, gittiği yerde bırakacağım hocam. Anadolu ormanlarına geçmeden önce kısaca insan ve orman ilişkisinde birkaç şey söylemek istiyorum. Ağaçlar malum olduğu üzere doğada en uzun yaşayan ve en büyük canlılardır. İnsan oğlu dünyada var olduğundan beri orman ve ağaçtan her şekilde faydalanmış, hayatın her alanında vardır. Bu sebeple de toplumun içerisinde ağaça karşı, ormana karşı her zaman bir saygı, sevgi, inanç, bir kültür gelişmiştir. Tabii bu saygı, sevgi her dönem aynı oranda devam etmemiş. Özellikle Anadolu coğrafyası gibi birçok medeniyetin kurulduğu, birçok devletin yıkılıp yeniden kurulduğu bir coğrafyada insanoğlunun daha çok toprağa sahip olmak için zaman zaman ormanlarda büyük ölçüde tahrip etmişlerdir. Şöyle ki yaşanan savaşlar, istilalar, isyanlar, yıkılan şehirler, yeniden kurulan şehirler, ticari faaliyetler bu ormanları önemli ölçüde azaltmıştır. Büyük bir ormansızlaşma yaşanmıştır.
Son özellikle 2500 içerisinde Anadolu ormanlarının neredeyse yarısı yok olmuştur. Özellikle de şöyle gerçekleşmiştir bu. Platoda oturan, merkez, ağların merkezinde oturanlar dağlara doğru, sahilde oturan denizci kavimler ise sahilde yükseklere doğru ormanları tahrip etmiş. Dolayısıyla sadece ormanlar bu denizlerin kıyısındaki dağların yüksek kesiminde kalmıştır. Bu tahribatta en büyük pay ise Romalılara aittir. Bütün bilim adamlar bu konuda ortak görüş vardır. Tabii ormanlar hızlı bir şekilde azaldığı zaman devletlerin ekonomik olarak ve doğal kaynak üretim açısından büyük bir zarar uğramışlar. Öncelikle koruma halinde önlemler almışlardır. Yani gereksiz kereste kullanımı sınırlandırmaya çalışmışlar. Ancak çok başarılı olamamışlar. Tahribatlar devam etmiş. 12. yüzyılda Selçuklar ve Osmanlılar bölgeye hakim olmasından sonra aldıkları yeni önlemlerle önemli ölçüde ormanlar tahribattan kurtulmuştur. Tamamen gitmese de. Evet, şimdi esas konumuza geçelim. Yani Anadolu ormanları kurtaran önlemlerin yanında tamamlayıcı destekleyici müesseseler de vardır ormanları, ağaçları. Bunların başında dervişler gelmektedir. Türk dervişleri, bazı hocalar bunlara kolonizatör Türk dervişleri, bazıları muhacir Türk dervişleri demişler. Bunlar Anadolu'da yurt tuttukları yerlerde talebeleriyle birlikte böyle sıradan tarım yapmak yerine daha nitelikli ağaç dikmek gibi, çiçekçilik yapmak gibi, bağcılık yapmak gibi daha nitelikli tarım yapmışlardır. Ağaç dikmişlerdir, meyve ağaçları özellikle ve bu elde ettikleri hasadı da biraz da bulundukları yerde yurtdukları insanların gönlünü kazanmak için bunları ücretsiz bir şekilde dağıtmışlardır. Bu insanlar, Ömer Lütfü Barkan hocamız bu insanlar için diyor ki dönemin mühendisleriydi bunlar. Yani bunlar değirmen yapıyor, kanal açıyor, kuyu kazıyor, böyle nitelikli mühendislik işler yapıyor. Aynı zamanda dönemin belki de ziraat mühendisi veya işte inşaat mühendisi gibi faaliyetler de yaptıkları söyleniyor. Bir diğer tamamlayıcı müessese ağaçlandırmalar hakkında vakıflarımız. Gelmeden önce Vakıflar Genel Müdürlüğü internet sitesine baktım, resmi internet sitesine. Selçuklu'dan bugüne kadar kurulmuş fakat yöneticisini kaybetmiş 52 bin tane vakıftan bahsediyor. 52 bin adet vakfın yönetimi şu anda Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafında. Tabii vakıfların amacı, ana amacı insan olup onun ve çevresine hizmet etmektir. Ağaçlandırmalarla ilgili de vakıflar kurulmuştur. Hocamla birlikte yaptığımız incelemelerde örnek olması bakımından buraya birkaç isim, vakıf ismi yazdık. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde vakıf senetleri inceledik. Mesela Nebioğlu Cafer Çelebi Efendi Vakfı var, 1969 yılında İstanbul'da kurulmuş. Ana amaçlarından bir tanesi ağaç dikmek, bağcılık yapmak, çiçekçilik yapmak, ağaçlandırma yapmak gibi bir amacı var. Mehmet Paşa Bin Sinan Bey Vakfı, Sokulu Mehmet Paşa tarafından kurulmuş. Kayseri'deki sarımsak nehrinin kenarına söğüt ve kavak dikilmesi, yaşlandığı zaman sökülüp yenisini dikilmesi gibi amacı var bu vakfı. Mehmet abi Hüseyin Bin Nasrullah Vakfı, fakirler Bursa'da kurulmuştur. Fakirlerin de meyve yiyebilmesi için zeyt, başta zeytin, armut, elma gibi ağaçların dikilmesi için bir vakıftır, böyle bir vakıf kurulmuştur. Salih Bin Paşa Bin Ebu Bekir Paşa Vakfı ise Sakız Adası'nda sakız ağaçlarının çoğaltılması için sakız ağaçlandırması yapmıştır. 1705 yılında kurulmuştur. Mehmet Ağa Bin Çelebi Vakfı da yine çevreyle alakalı bir vakıf. Ağaçlandırma yapıyor. Kuruyan ağaçların yerine ağaç diken bir vakıf. Rıza Nur biliyorsunuz Lozan görüşmesine de katılmıştır. Bürokrat, hekim, politikacı, Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlığı yapmış. Bu Sinop'taki arazisini vakfediyor 1924 yılında ve arazisi boş olan yerlerine orman dikilmesini istiyor. Böyle bir şart koşuyor. Yani yakın zamanda kurulmuş bir vakıf. Bu vakıf senetleri, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden aldık. Bu altı çizili olan yerlerde ağaçlandırma ile ilgili bölümler onlar. Oradan başlıyor.
Derneklerimiz var ağaçlandırma ile ilgili. Dernekler ikinci meşrutiyetten sonra kuruluyor. Kanun esası ilan edildikten sonra sivil toplum örgütlerinin önüne açılıyor. Daha sonra cemiyetler kanunu çıkartıyor ve bu süreçte ormanla ilgili de cemiyetler kurulmaya başlanıyor. İlk tespit ettiğimiz cemiyet Darül Muallim Mektebi ve Talebe Mezunları Cemiyeti. Öğretmen Ethem Necdet ve Osman Ferit öncülüğünde kuruluyor. Manastır'da kuruluyor. Bu derneğin amacı her yıl ağaçlandırma bayramı yapmak ve talebe ormanı kurmak. Ethem Necdet daha sonra Bursa'da, Eskişehir'de, İzmir'de de öğretmenlik ve müdürlük yaptığı de aynı derneklerin Anadolu'da da kurulmasını sağlıyor. Osmanlı Çiftçiler Derneği 1915 yılında kuruluyor. Teknik tarım yapılması için kurulmuş 12 kişiden bir heyetle kuruluyor. Yöneticilerin arasında Orman Mektebi ailesi müdürü Mahfi Eğilmez de var. Bu derneğin amaçları arasında da ağaçlandırma yapmak, ağaç bayramı kutlamak gibi bir dernek tüzüğünde maddesi var. Türk Gücü ve Genç Dernekleri, bunlar izci dernekler, paramiliter gençlik örgütlenmeler bunlar. Bunlar da şey kalmamış, uzak kalmamış ağaçlandırma. Bunların da tüzüklerinde ağaçlandırma gibi bir maddeler var. Adaçamlar Muhafaza ve Tekstil Cemiyeti, adından anlaşılacağı üzere İstanbul'daki adalardaki bulunan kızılçamların geliştirilmesi, korunması ve çoğaltılması için çok üst düzey, yani prenslerin, eski nazırların falan bir araya gelip kurdukları bir cemiyet. 1917'de 57-55 maddelik tüzükleri var. Tüzük çıkartmışlar. Anadolu, Ankara Ağaç Derneği de Büyük Millet Meclisi, Anadolu şehirlerinin yeşillendirmesi, ağaçlandırılması için bir kanun teklifi hazırlıyor. Bu süreçte Ankara'nın ilk olarak ağaçlandırılması sürecinde Ankara Ağaç Derneği kuruluyor. Planlık olmadığı için, orman planlık olmadığı için civardaki ormanlardan ağaç sökülerek Ankara'nın ağaçlandırılması deneniyor. Fakat başarılı olamıyor. Sonra biraz tehir ediyorlar o işi. Planlık kuralım, ondan sonra devam edelim diyorlar. Hakikaten o çalışmaya giriyorlar. Fakat para olmadığı için, para gelir elde edebilmek için sinema gösterisi ve tarım filmleri izlettiriyorlar. Yani sinema gösterisi yapıyorlar. Oradan gelir elde edip planlık çalışmalarına başlıyorlar. Bu bahsettiğim 1911'de Manastır'da Ağaç Bayramı yapılan şey, Ethem Necdet ve Osman Ferit'in öncülüğünde ormancılıkla ilgili belki de en eski fotoğraf diyebilirim. 1911 Manastır, Ağaç Bayramı. Evet, milli mücadeleden sonra, Cumhuriyet kurulduktan sonra benzer cemiyetler kuruluyor. Orman Mektebi Ailesi Mezunlar Cemiyeti, şu anki Türkiye Ormancılar Derneği'nin ilk hali, ilk ismi böyle, 1924'te kuruluyor. Daha sonra tüzük değişikliğiyle isim değiştiriyor. Hatta tüzüğün de normalde mesleki dayanışma için kurulan cemiyet. Daha sonra ağaç ve ağaçlandırma sevgisini artırmak gibi bir tüzüğüne de madde ekliyorlar. Kamu yararını çalışır bir dernektir. Ağaç Büyükleri Cemiyeti 1928'de İstanbul Belediye Başkanı Muhittin Bey öncülüğünde İstanbul'un yeşillendirilmesi, ağaçlandırılması için kuruluyor. Kemal Himaye Eşçer Cemiyeti çok önemli bir dernektir. Hamdi Nafi Bey, Kaymakam Hamdi Nafi Bey tarafından kuruluyor. İlk kurulduğu yıl 40 bin fidan dikiyorlar. 800 dönüm akasya ağaçlandırması yapılıyor. Bir de fidanlık kuruluyor. İçişleri Bakanı, özür dilerim, İktisat Vekili, yani Ekonomi Bakanı diyelim, Kemal'i ziyaret ettiğinde ne yapıyorsun Kaymakam Bey deyince bu dernekten bahsediyor. Çok hoşuna gidiyor diyor. Biz bunu mutlaka Ankara'ya alalım. Türkiye'nin geneline şamil bir dernek haline getirelim deyip Türkiye Himayeci Cemiyeti'ne dönüştürüyor bir küçük tüzük değişikliğiyle. Ve daha sonra cemiyetin ismi de Türkiye Ağaçları Koruma Cemiyet Derneği oluyor. Türkiye çapında çok önemli hizmetler var. 1950 yılına kadar çok büyük ağaçlandırmalar, özellikle aşık kalemleri, meyveli aşık kalemleri konusunda, fidanlık kurulma konusunda her ilçeye kadar, beldeye kadar şube açılıyor. Çok güzel ağaçlandırma faaliyetlerinde bulunuyor. Kamu yararına çalışır bir dernektir. Gaziantep Ağaçlandırma ve Ağaç Koruma Derneği bu 1952 yılında Gaziantep ve çevresinin ağaçlandırması için kuruluyor. Gülük Baba ağaçlandırması yapıyorlar 800 hektar civarında.
Orman Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle bir fidan kurup fidanlık kuruluyor ve bu fidanlık sayesinde çok güzel ağaçlandırmalar yapan halen faalon müdürü. Yeşil Türkiye Orman Mühendis Muavinler Cemiyeti, Mühendis Muavinler tarafından kuruluyor. Şu an o da isim değiştirmiş durumda. Türkiye Yeşil Türkiye Ormancılar Derneği'dir ismi. Bu da kamu yararına çalışıyor bir dernek. Aynı şekilde ağaçlandırma ile ilgili maddeler vardır. Türkiye Tabiatı Koruma Derneği ise Hasan Azmaz meslektaşımız tarafından 40 üst düzey bürokratla birlikte kuruluyor. Kamu yararına çalışır bir de 3 derneğimiz var şu anda. 365 dernek var kamu yararına çalışır dernek şu anda İçişleri Bakanlığı'nın listesinde. 3 tanesi Ormancı Derneği'dir. Evet, burada gazete küpürleri, Himaye Eşcer Cemiyeti'ni kuran Hamdi Nahif Bey'in fotoğrafı, mührü, aşağıda Sivas 1933'te askerlerimizin ağaç bayramında omuzlarında fidanları götürürken bir fotoğrafı. Ondan sonra bu Büyük Baba ağaçlandırmasına ait çölden bir vaha şeklinde diyebiliriz. Resmi internet sitesinden aldığım şeyin, kaymakamlığı. Evet, bir de son olarak bitiriyorum. Son olarak Adana kooperatiflerimiz var. Bu İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kullanılan bataklık gibi hali arazilerin kooperatiflere verilmesi gündeme geliyor. İlk olarak Adana'da Akçasaz bataklığının kurutulması, Yaşar Kemal'in de bununla ilgili Akçasaz Dağlar diye kişilik romanı var. O bölgenin ağaçlandırılması için bu kooperatif, Adana Yeşilyurt Tarım ve Barındırma Kooperatif kuruluyor. 1 milyona yakın ağaç dikiyorlar burada. 400 hektar hocam. Çok ciddi bir ağaçlandırma yapıyorlar. Orman mühendisi çalıştırıyorlar burada. Güzel bir ağaç ve bataklığı kurutuyorlar hocam. Hatta şu ortadaki fotoğrafta görüyoruz. Özel ağaçlandırma, özel amenajman planı yaptırıyorlar. Şurada. 56-75 yıllar arasında işte kooperatife ait bir hisse senedi. Benzer dernekler, kooperatifler de kuruluyor ama bunlar çok başarılı olamıyor. En başarılısı bunların içerisinde Anadolu'daki ağaç ve ağaçlandırmalarla ilgili tarih projeler içerisinde en başarılı kooperatif Yeşilyurt Tarım ve Barındırma Kooperatifi. Değil. Değil. Zaten şöyle dedim ya, ağaçlandırmak şartıyla hali arazinin kooperatife verilmez. Şu anda kooperatifin malı ağaçlandırdıkları için 1952 bütçe Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki görüşmelerde bu konu gündeme geliyor. Tarım Bakanı bilgi veriyor. Orman Genel Müdürü'nün şeyiyle, muvaffakatıyla bu saha şeye veriyor, kooperatife devrediyor. Evet, sonuç Anadolu ormanları insan eliyle zarar görmüştür. Selçuklu ve Osmanlı devrinde tahribat bitmemişse de azalmıştır. Sivil toplum kuruluşları ağaç ve ağaçlandırma fikrine destek olmuştur, katkı sağlamıştır. Fikret Sağaç hocamızın son sözümü bitirmek istiyorum. Türkiye'deki orman davası büyük ölçüde bir ağaçlandırma davasıdır. Ormancılığımızın 100. yılına ait hatıra pullarında da konu net şekilde belirtilmiş. Orman ziraatı sigortasıdır. Orman ve su hayatın kaynağıdır diyerek sözümü bitiriyorum. Teşekkür ederim. Süreye sadık kaldığıma inanıyorum. Şimdi sayın katılımcılar şu anda 3'ü çeyrek geçiyor. Tam Erhan Bey'e teşekkür ediyoruz sunumuna ve süreye sadık kaldığı için. Şu anda bir ara verelim. Eğer sorular da varsa çay arasında ben de sorabilirim. Hocam, Kasım belgelerimiz var. Onları takdim edelim. Tamam. Araya öyle çıkacağız. Tamam. Oturum başkanımıza ve panelist hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Sizler için adınıza Ankara'da bir fidan dikildi. Hocalarımıza katılım belgelerini ve fidan sertifikalarını takdim etmek üzere Sempozyum Yürütmek Kurulu adına Mehmet Bilir'i sahneye davet ediyorum. Thank you.
gidiyor.